Merhaba, geniş açıyla karşınızdayız. Okuyucularımız ve izleyicilerimiz de aslında yakından takip ediyorlardır. BBC İstanbul Bürosu'nda çalışan gazeteciler, TGS üyesi gazeteciler greve çıktılar ve grevlerinin 5. günü bugün devam ediyor. Bizler de hem BBC'de çalışan meslektaşlarımızın grevini biraz konuşmak istiyoruz. Hem de elbette bununla bağlantılı olarak gazeteciler ekonomik anlamda neler yaşıyorlar? Bu kadar zamlardan, enflasyondan bahsederken peki ama gazetecilerin durumu ne halde? Biraz bunları da irdelemek istiyoruz. Konuğumuz Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Önce BBC greviyle başlayalım istiyoruz. İşverenle yürütülen toplayış sözleşmesinde uzlaşmaya varamadınız sendika olarak da. Ve BBC'deki arkadaşlarımız greve çıktılar. Biraz bize belki sözleşmede anlaşmazlıkla, uyuşmazlıkla sonuçlanan sözleşmede neler vardı, neler kabul edilmedi? Biraz detayları verir misiniz? Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlattığımız bir süreçti BBC'deki örgütlenme sürecimiz. Arkadaşlarımızın tamamı, İstanbul bürosunda çalışanların tamamı sendikamıza üye oldular. Ve biz resmi olarak 9 Ağustos'ta ilk toplu sözleşmesi görüşmesine başladık. 9 Ağustos'tan bugüne onun üzerinde görüşme yaptık işveren temsilcileriyle. Ancak bir anlaşma zemini bulamadık. Nedeni şu, genel olarak BBC işvereninin takındığı tavır, bunu veriyorum, bunu teklif ediyorum, kabul edin tarzıydı ve pazarlar biraz kapalı bir yol izlediler. Bu yüzden de hani aslında hiç maddede bir anlaşma sağlayamadık. Yani biz toplu sözleşmenin ilk 60 günlük süresi bittiğinde bize teklifleri %10'du, ücretlere %10 zam yapalımdı. Arkasından arabulucu görüşmelerinin son görüşmede %14'e çıkardılar teklifi. Biz greve çıkmadan bir hafta önce de, grev uygulamasına başlamadan bir hafta önce de teklifler %20'ye çıktı. Ama teklifin %20'ye çıktığı gün Türkiye'deki resmi enflasyonun %36 olduğu gündü. Tablo böyle olunca tabii bizim açımızdan imzalanabilir bir durum yoktu. Neden yoktu? Yani BBC İstanbul ofisinde çalışanlar uzun yıllardır ücretlerinde tatmin edici bir zam almadılar. Geçtiğimiz yıl resmi enflasyon %14 iken, 14.6 iken %7 zam aldılar. Bu yıl resmi enflasyon %36 iken ki ısrarla biz BBC işverenine şunu anlatmaya çalıştık. Bu TÜİK tarafından baskılanmış bir enflasyondur. Bu gerçek enflasyon bu değildir. Buna ilişkin sayısız örnekle birlikte Türkiye'deki gerçek enflasyonun %80'in üzerinde olduğunu ısrarla söylememize rağmen bu yılda TÜİK'in baskılanmış enflasyonunun yarısı bir teklif geldi. Tabii buradaki en can alıcı şey BBC Genel Müdürü'nün Londra'da yaptığı toplantıda, hem sendikalarla hem de çalışanlarla yaptığı toplantıda biz çalışanlarımızı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz, ücretlerinde bir koruma sağlayacağız diye. Ama bu İstanbul bürosu için geçerli olmadı. Şöyle ki sadece 2 yılda, daha gerisi de var tabii ki ama sadece 2 yılda ücretlerinde %50'nin üzerinde erime yaşandı. BBC'de çalışan arkadaşlarımız TL ile maaş alıyorlar. Hani düşünüldüğü gibi sterlinle falan da maaş almıyorlar. Londra merkezden gönderilen bütçe pound üzerinden, sterlin üzerinden gönderiliyor. Yani dolayısıyla 2021 yılında gelen bütçenin yarısı harcandı. Buraya ayrılan bütçenin yarısı harcandı. Çünkü Türkiye'deki döviz kurlarındaki artış, ekonomik krizin getirdiği dalgalanmalar, çalışanlar cephesinden ücretleri eritirken işverenler cephesinden de o paranın korunması hatta katlanmasını sağladı. Yani gelen ücret işçilerin neredeyse işçilere kullanılmıyor, yani öyle anlıyoruz. Yani normal
planlanılan, ayrılan bütçenin yarısı 2021 yılında harcanan rakam. Çünkü yani geçtiğimiz Ocak ayından yani 2021'in Ocak ayından 2021'in Aralık ayına kadarki sterlindeki dalgalanmayı gördüğümüzde iki katının üstüne çıktı. Yani Ocak ayındaki kur 8-9 bandındayken aralığa geldiğimizde 24'ü gördük biz. Hani dolayısıyla aslında bizim taleplerimiz BİBİS açısından, işveren açısından çok ciddi bir yük getiren bir tablo yok. Aslında aynı planladığı bütçenin içerisinde karşılayabileceği bir rakam. Ama ısrarla bundan kaçındılar ve biz de kaçınılmaz olarak greve çıktık. Tabii ki tek başına bir ücret değil. Tabii başka isteklerimiz, taleplerimiz de var. İşte nedir bunlar? Bir Şöyle ikramiye talep. bir araya girelim mi? Tam talepleri saymadan önce şimdi bu da merak edilecek çünkü onu biz baştan soralım. Şimdi grevin 5. günü dedik. Elbette program için neden ilgili gazeteci arkadaşlarımızdan biri yok diye de izleyiciler merak eder. Bu sorunun bir yanıtı var. Onu sizden alalım. Neden biz gazeteci arkadaşlarımızla konuşmuyoruz bugün? Yani tabii şöyle, bunun asıl nedeni BBC İstanbul ofisinde çalışan arkadaşlarımızın yaptıkları sözleşmelerde, iş sözleşmelerinde BBC ile ilgili konuşma yapamazsınız. İbareleri ağırlıkla bunun nedeni. Yani bu yüzden sendika yöneticileri bu konuda açıklamaları yapıyorlar. Evet, greve katılım tamam, bütün arkadaşlarımız grevdeler. Bu konuda bir tavizimiz yok. Ama biraz açıklamaları biz yapacağız sendik olarak. Bu sonrasında arkadaşlarımızın iş güvenliği açısından bir problem yaşamaması nedeniyle bu arkadaşlarla bir sendikanın birlikte verdiği bir karar. O yüzden hani bütün izleyicilerin de bu konuda anlayış göstereceğini düşünüyoruz. Yani biz tabii ki burada toplu sözleşmeyi imzalamak istiyoruz ama hani imzaladığımızın arkasından yani siz işte BBC aleyhinde böyle konuştunuz, şöyle dediniz gibi bir şeylerin de tekrar üyelerimizin önüne gelmesini istemediğimiz için bunu yapıyoruz. BBC devlet televizyonu, direkt devletin bir kurumu, kamu kurumu. Yani dolayısıyla oradaki sınırlar daha net ve belirgin. Tıpkı bizde TRT'de olduğu gibi. TRT'de de benzer uygulamalar çok baskındır. Biraz bundan sebep biz de konuşuyorsunuz. Peki talepleri de alabilir miyiz? Nedir şimdi greve çıkan gazetecilerin talepleri? Ya öncelikle ücretler konusunda bu erimeye son vermek için tatmin edici bir ücret artışı talep ediyoruz. 2 yıllık kayıplarının %50 olduğunu söyledim zaten. Ücretlerindeki erime oranı %50, yarı yarıya ücretlere düştü. Yani burada tatmin edici bir ücret artışı. Tabii ki arkadaşlarımızın onaylayacağı, kabul edeceği bir artış. İkramiye talebimiz var. Yemek ücreti talebimiz var. Sağlık sigortası talebimiz var. Yol parası talebimiz var. Aslında biz masaya oturduğumuzdan bugüne kadar yani birçok konuda geri adım attık. Yani geri adım attık demeden pazarlığın gereği olarak bazı taleplerimizden vazgeçtik ama bu 5-6 talep bizim için öncelikli ve vazgeçilmez talepler. Bu konuda BBC'den tatmin edici bir teklif gelmediği sürece de grev devam edecek. Yani şunu mu demeye çalışıyorsunuz? Görüşmelerde iyi niyeti göstermek, uzlaşmayı açık olduğunuzu göstermek için mi bazı talepleri geri çektiniz? Yani şöyle toplu sözleşmeler bir pazarlık masası. Yani 10 tane 20 tane talep yazarsınız. Bunun 5 tanesini 10 tanesini hedefliyorsunuzdur zaten. Ama pazarlıklarda bazı maddeleri vazgeçmek üzere koyduğunuz maddeler de olur. Diğerini koruyabilmek için koyduğunuz maddeler olur. Ama bu 5-6 madde bizim için artık kırmızı çizgi. Bunlarda tekrar üzerinde bir pazarlık rakamlar üzerinde tabii ki yapılır. Ama bu 5 başlık üzerinde pazarlığa kapalıyız açıkçası. Bunlar bizim için biraz olmazsa olmaz ve ücretlerimizi de koruyacak. Yani Türkiye'deki ekonomik krizi de düşündüğümüzde ücretlerimizi de koruyacak olan şey bu maddeler açıkçası.
Evet. Peki tarihli bir görüşme planı var mı şu an işverenle? Yani yok. Biz aslında BBC işvereninden bir çağrı bekliyoruz. Şu an İstanbul ofisinde bütün arkadaşlarımız grevdeler ve Türkiye'den haber gitmiyor Londra'ya. Freelancer de grevimizi destekliyorlar. Onlar da BBC'ye freelance olarak çalışan gazeteciler de içerik göndermiyorlar. Yani 5 gündür Türkiye'den haber akışı durdu. Yani artık BBC'de onların bütün bunları değerlendirip bize bir teklifle gelmelerini bekliyoruz. Ama planlı bir görüşme tarihi yok. Şu an yok, evet, anladık. Peki o zaman biraz şöyle hemen toparlayarak biraz da açalım da istiyoruz. Şimdi tam bahsettiğiniz gibi enflasyon, resmi enflasyon bile ortadayken işte gelen zamları her gün birden fazla haberini yapıyoruz. Bizzat da bunları hem yaşıyoruz hem de haberini yaparak bilgisini de paylaşıyoruz. Bu durumda gazeteciler olarak ne yaşıyoruz? Biraz sizden dinleyelim. Hem biraz toplamı görmek açısından da nasıl durumlarda çalışıyoruz? Bu ekonomik kriz gazetecileri nasıl etkiliyor? Yani muhtemelen sektörler bazında baktığımızda en fazla etkilenen sektör basın medya sektörü. Neden öyle? Diyoruz. Şöyle karın üretilen değerin maddiyata dönüşmesinin zor olduğu bir sektör. Türkiye'de medyada yaratılan ikilem, kutuplaşma, gazete tirajlarından izlenirliğe kadar birçok şeyi aşağı doğru çekti. Dolayısıyla bunun bir maddi dönüşü de zayıfladı. İşte artan dövizlerin, döviz kurlarının maliyetleri arttırdığı çok ortada. Bütün bunları düşündüğümüzde ve asıl en önemlisi uzun yıllardır sendikasız çalışmış bir sektörü varlığını düşündüğümüzde ücretlerimizin geçmişle kıyasla çok ciddi oranda eridiğini söyleyebiliriz. Bugün gazeteciler de asgari ücret seviyesinde çalışır hale geldi. Neredeyse %70'i 80'i bu civarda çalışıyor. Tabii burada hani asgari ücrette çalışmakta ne var ki diye de düşünülebilir. Ama geçmişle kıyasladığımızda gazetecilerin asgari ücretin 4-5 katı ücretle çalıştığı ortamdan o seviyeye inmesi biraz sektördeki örgütlülük oranının düşüklüğüyle ilgili bir şey. Biz bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak toplu iş sözleşmemiz olan 11 iş yerinde hepsinde ayrı ayrı görüşmeler yaparak çoğunda sözleşmelerini yeni bitirmiş olmamıza rağmen ayrı ayrı görüşmeler yaparak ücretlerde son gelen zamlar enflasyon oranlarını da dikkate alarak iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Ek protokoller imzalamaya çalışıyoruz. Yani başardığımız yerler var, hala görüşmeleri süren yerler var. Ve yani biz biraz bu kriz karşısında, yaşanan bu kriz karşısında gazetecilerin ücretlerini yukarı doğru çekmeye gayreti içerisindeyiz. Bu tabii bizim yasal olarak yapabileceğimiz yer sınırlı. Ancak bunun bir dalga yaratacağını da düşünüyoruz. Ki oluyor da. Hani örgütsüz yerlerde de, örgütsüz medya kuruluşlarında da bir iyileştirme çabaları, gayretleri var. Çünkü gerçekten çok eridi gazetecilerin ücretleri. Yani dolayısıyla bir iyileştirme, bir alım gücünü koruma, bunu biraz arttırmaya dönüştü. Yani gazeteciler kira ve faturalara çalışır bir pozisyona geldi sadece. Bunun değişmesi gerekiyor. En temelde tabii ki iyi niyetli patronlar bazı güzellikler yapabilirler. Ama sendikasız olduğu sürece bunun bir garantisi ve kesinliği yok. O yüzden bunun da, bu yaşadığımız tablonun da gazeteciler açısından bir sendikalaşma kesin çözüm olduğu yönünde bir fikre doğru evrileceğini düşünüyoruz. Yani bu yönde de son yıllarda bir örgütlenme konusunda eğilimin arttığını da gözlemliyoruz. Bu aslında uzun yıllardır hem
basın özgürlüğü anlamındaki baskılanmadan hem ücretler konusundaki baskılanmadan kaynaklandığının farkındayız. Yani gazeteciler bir çıkış yolu arıyor. İnsanca yaşayabilmek için bir çıkış yolu arıyor. Bu yüzden de sendikayla buluşma noktaları daha da arttı. Peki bir yandan da işsizliğin yoğun olduğu bir alan burası. İşte resmi verilere göre de yaklaşık %35 işsizlik söz konusu. Bu eğer işte durum böyle giderse, ekonomik durum böyle giderse daha artacağını öngörüyor musunuz? Var mı böyle çalışmalarınız? Evet, yani şöyle, özellikle basılı medyada bir kıyım bekliyoruz. Yani eğer bu konuda girişimlerimiz de var, hükümet basılı medyayı desteklemeye yönelik bir adım atmazsa bu önümüzdeki aylar içerisinde, özellikle basılı medyada, gazetelerde bir kıyım bekliyoruz. Şöyle ki, hani neden bekliyoruz? Bir, ücretlerde kaçınılmaz olarak bir iyileştirme yapmak zorunda kaldılar. Ama basılı medyanın en büyük gider kalemi çalışan ücretleri değil, matbaa ve dağıtım tekerlerine ödenen paralar. Yani geçtiğimiz ay 500 dolara alınan bir top kağıt şu an 800 dolar alınıyor. Dolardaki artışın dışında söylediğim rakam bu. Hani dolar 7-8'lerdeyken 500 dolar alınan kağıt 800 dolara çıktı, dolar 13'lerde. Baskı maliyetlerinde %50'nin üzerinde ücret artışları yapıldı. Dağıtım şirketlerinin zaten tek bir tekelde toplanmış olması karşısında bir rekabet oluşturacak bir dağıtım şirketinin olmaması onların biraz keyfi zamlarına da sessiz kalınmak zorunda bırakıyor gazeteleri. Hani bütün bunları düşündüğümüzde bir taraftan da resmi ilanlardaki ciddi düşüş, evet resmi ilanlara zamlar yapılıyor ama ilan sayısında ciddi bir düşüş var. Ve bu ilan sayısındaki düşüş zamlarla birlikte zaten zamları ortadan kaldırıyor. Özellikle basılı medya açısından önümüzdeki aylar çok sıkıntılı ve zor geçecek aylar. O yüzden hükümetin bu konuda bir adım atması gerekiyor. Nasıl olabilir? Bu konuda söyleyeyim. Siz sendik olarak görüşme yapabiliyor musunuz bu konuda herhangi bir hükümet yetkilisiyle? Yani biz aslında temelde şu an yerel medyacılarla, basılı medyadakilerle çözüm önerilerimiz ne, nasıl bir düzenleme, nasıl bir destek sizi kurtarabilir, iyileştirebilir görüşmelerini topluyoruz. Bunları bir rapor haline getirmeye çalışıyoruz ve önümüzdeki günlerde de hükümet yetkililerine de bunu ileteceğiz. Ama en temelde gelen şey özellikle kağıt konusunda hükümetin bir destek vermesi. Belki vergi indirimleri basılı medyasından ayrıca bir düzenlemeyle sağlanabilir. Ama şu tabloda basılı medya çok ciddi bir sıkıntının içerisine doğru koşar adım gidiyor. Evet, önümüzdeki günlerde bunu da ağırlıklı olarak konuşacağız gibi duruyor. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Grevdeki arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Teşekkürler. Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.